Assist Zone, Half Space, Golden Zone. Bu kelimeleri bu sene ne kadar çok duyduk değil mi? Süper Lig'in belki de bu sezonki en güzel yanı genç hocaların sayısının artması oldu. Yeni yüzleri görmek yeni futbol terimlerinde bizlerin zihnine kazıdı. Daha önce teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir iki kez duyduğumuz Assist Zone ve Half Space kelimelerini bu sene Alanya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan sıklıkla duyduk. Peki ne anlama geliyor assist Zone, half Space ve Golden Zone? Ne işe yarıyorlar? Hangi durumlarda kullanılıyorlar? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki hepimizin 3 alanda gördüğümüz o yeşil saha yalnızca 3 alandan oluşmuyor. Biz yıllar boyunca onları 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge yani savunma bölgesi, orta alan bölgesi ve forvet bölgesi olarak bilsek de Taktisyenler futbol sahasını 18 eşit parçaya bölmüştür. Tabi kimi antrenörler bu sahayı bazen kimilerine göre 12'ye, 8'e, 4'e bölseler de ilk bölündüğü zaman 18 alan hesaplanmıştır. Bunu yapma nedenleri olarak da sahanın belli alanlarında geometrik olarak fark yaratıp daha farklı sonuçlara galibiyete gitme konusundaki istekleri gösterildi. Bu 18 alanın her birisinin taktik tahtasında bir yeri olacak ve her biri futbolcular için, futbol sahasındaki herkes için çok önemli şeyler ifade edecekti. Bu 18 alan içinde hücum bölgesinde en çok kullanılan alanlarsa Golden Zone. ...half space ve sondur Türkçe'ye yarı alan olarak geçse de İngilizce teriminin doğru kullanıldığı half space... ...en çok bu şekilde kullanılıyor aslında bir geometri terimi. Yarım boşluk, iç koridor, iç kulvar, iç kenar. Bu kelimeler half space'in Türkçe'ye çevrildiğinde en yoğun şekilde anlamını anlatan doğru kelimeler. Half space fotoğrafta da gördüğünüz gibi kenar bölgeler ve merkez bölgesi arasında kalan alanı ifade ediyor. Dış koridor ve merkezin arasındaki o koridorun yanı iç koridorun kullanımında half space adında değerli bir bölge bulunur. Yerleşik ve kalabalık savunmalara karşı iyi hücum edebilmek adına alan yaratmak gerekiyor ve o alanların merkezinde de öncelik olarak half space gerekiyor. İstatistikler gösteriyor ki half space'le başlayan atakların golle sonuçlanma ihtimali ve olasılığı çok daha yüksek oluyor. Half space'i savunması da zor çünkü o mevkide oynayan, o pozisyonda bulunan bir oyuncu yok. Stoper ve beklerin arasındaki iç koridor hücum edildiği için merkez orta sahaların hücuma katılmasıyla rakiplerin taktik dizilimi boşa çıkarak birçok oyuncu boşa düşüyor ve hücum eden takım da koridoru istediği gibi kullanabilip istediğini elde ediyor. Hücumda pozisyon bulmanızı ve gole yaklaşmanızı artıran bu alan sayesinde asist zone yani asist bölgesi ve golden zone yani golü bulacağınız altın bölgeye ulaşacaksınız. Hal space'i kullanarak koridorun sonuna girdiğiniz çapraz alana asist zone denirken kaleyi cepheden gören ve 6 pası da içinde bulunduran alana da Golden Zone deniyor. Asis Zone futbolcuların asis yaptığı alanı ifade ederken Golden Zone da futbolcuların en çok golle buluştuğu kali cepheden gören gol alanını ifade ediyor. Yani altın alan. Hal Space'i kullanmanın asıl amacı iç kenardan gelerek iç cephede açıklar yaratmak ve golü bulmak. Hal Space'i kullanarak asis zona girdiğiniz zaman futbolcuların önünde golü atabilmek için iki farklı olasılık doğuyor. İlki çaprazdan girerek çaprazdan vuruşlarla golü denemek ki bunu FIFA da atmak bile oldukça zor artık. İkincisi ise o alanı girdiğiniz son alanı asist bölgesi olarak kullanıp içeriye doğru asist vermek ve bunun sonucunda da %80 ihtimalle topun ağlarla buluşacağı golden zone'a ulaşıp golü atmak. Futbolda atılan gollerin %90'ı merkezden ve kaleyi cepheden gören yerlerden gelmektedir. Dolayısıyla da tüm takımların ana hedefinde topu kaleye en yakın alana aktarmak var. Kalenin yanına topu sokabildiğimiz en ideal bölgenin adıysa Golden Zone yani altın bölge, futboldaki bir diğer adıyla altın kare ya da 14. alan. Half space'i kullanarak atağa başlayan bir takım asist sona geldiğinde hedefli topu Golden Zone'a atarak forvete karşı karşıya gol hazırlamak burada öncelikli konumdur. Asist Sondan Golden Zone'a gelen pasların ve ortaların genel adına ise cutback yani Türkçe karşılığı kenar ortalarıyla top aktarılıyor. Son 2 yıldaki Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve La Liga'da gösteren istatistikler ise en çok yapılan ortaların yani cutbacklerin başarıya ulaştığı nokta olarak asist sonu gösteriyor. Bizim ligimizde her bekin ısrarla dış koridordan yani half space'inde gerisinden kesti o gereksiz ve yetersiz ortaların neden başarılı olamadığının da bir göstergesi aslında bu istatistik. Caner Erkin örneğiyle ilerleyelim. Caner Erkin Süper Lig'de en fazla asiste katkı veren sol bek oyuncusu. Caner Erkin ortalama her 20 kestiği ortanın birisini asiste sonuçlandırabiliyor. Bu kestiği 20 ortanın tamamı ise half space'ten değil dış kulvardan dış kenardan yani korner çizgisine ve taç bölgesine yakın alandan kesilen ortalarla geliyor. Halbuki Caner Erkin Half Space'deki bir arkadaşın topla buluşturabilse ve o, o asist zona girebilse ki bu İrfancan Kahveci olabilir, Ozan Tufan olabilir, Jose Sosa olabilir. Fenerbahçe Golden Zona daha rahat ulaşarak golü bulabilecektir. Ama Caner Erkin zoru deneyerek dış kulvardan kestiği ortalarla ihtimalleri çok daha düşürüyor. Evet istatistiksel olarak Caner Erkin başarılı bir futbolcu gibi görünse de işin aslı çok daha farklı. O birçok orta isabetsiz olduğu için Fenerbahçe negatif unsur olarak dönüyor. Çünkü Caner Erkin geriye dönene kadar rakip takım sağ kanat rakip takımın sağ kanadından yaratılan her atakta boşluk bulma ihtimali fazla oluyor ve Fenerbahçe kalecisiyle karşı karşıya pozisyon ihtimalleri de artıyor. Bizim ligimizdeki her birkin ısrarla dış koridordan yani half space'in gerisinden kesti o gereksiz ve yetersiz ortaların neden başarılı olamadığının da bir göstergesi aslında bu istatistik. En basit şekilde özetleyecek olursak dış koridordan yapılan ortalar artık günümüz modern futbolunda önemini yitirdi ve gol beklentisi de oldukça düşük olarak görülüyor ve bundan dolayı futbolcular modern bir büyük takımlar bu ortaları tercih etmiyor. Half Space'i savunması rakip takımlar için dizilişi ve dengeyi bozduğu için bu da hücum eden takımlar için oldukça kıymetli. Çünkü karşılarına bir oyuncu koyamıyorlar. Koydukları zaman da boşluklar yaratılıyor. Half Space koridorunun ceza sahası içindeki kenar alanına verilen isim asist zone yani asist alanı. Ceza sahasında 6 pasın önü ve penaltı noktasını oluşturan o kare alansa golden zone yani altın alan ve bir diğer adıyla gol alanı. Golden Zone kaleyi cepheden gören bir alan olduğu ve futboldaki gollerin %90'ının buradan çıkması nedeniyle çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda atılan gollerin %28.9'uysa asist zondan gelen katbekler sonucunda oluştu. Half Space ve asist zonda en önemli aksiyonlar merkez orta sahalar ve bekler olurken kanatlarda aynı önemi gösteriyor. Guardiola, Klopp, Conte, Tuchel, Bielsa gibi üst düzey antrenörlerin tüm oyun planlarında önemli yeri olan bu kelimeler neden ortaya çıktı peki? Bunun için ortak bir cevap verebiliriz. Günümüzde futbol, sahada futbolcuların gösterdiği hırstan ve bireysel yaratıcılıktan daha da öteye geçen bir spor oldu artık. Daha fazla aklın, taktiğin ve detayların dahil olduğu futbolda işin içine biraz daha analiz, istatistik ve matematik girmeye başladı. Bu taktik varyasyonlarda da teknik ekipler her bir futbolcusunu hem topla hem de topsuz alanla en verimli kullanabilmek için onlara uygun alanlar yaratmaya başladılar. Futbol bir alan oyunu ve alan hakimiyetini elinde bulunduran avantajlı konuma geliyor. Futbolcuların topu nasıl kullandığı kadar topla nerede buluştu, nerede kullanıldı, bu esnada rakip oyuncularla takım arkadaşlarının pozisyonlarının ne durumda olduğu da büyük önem gösterir ve bunların hepsi alan planlamasında yeri olan şeylerdir. Bir futbolcunun sahada bulunduğu sürenin ortalama %1'inde topa sahip olduğunu düşünürsek teknik direktörler o %1'lik ihtimalin, %1'lik zaman dilimini en verimli ve en faydalı şekilde kullanabilmek için istatistiklerden, analizlerden ve matematikten faydalanıyor. Futbolda ezbere oynanan oyunlara karşı artık kapanan takımlar kendi sağlarını kapanarak en kötü ihtimalle bir puanı sağdan koparabiliyorlar. Kapanan takımlara karşı yaratıcı olan teknik adamlar farklı olanı yaparak yeni yöntemler bulup rakiplerini şaşırtarak galibiyet elde etmeye çalışıyor. İşte bu half space, golden zone ve assist zone da tam olarak farklı yarayan teknik adamların çaba ve becerileri sonucu ortaya çıkmıştır half space, golden zone ve assist zone gibi terimlerin ortaya çıkmasının sebebi futbolun artık daha hızlı oynanması ve akla dayalı olması. Artık modern futbolda bir şeyi tam yapan oyuncu figürü yerine her şeyi yapabilmeyi beceren çok yönlü oyunculara ihtiyaç var. Artık modern futbolda savunma becerisi olan bekler yerine half space'te iyi orta kesebilen hücum beklerine ihtiyaç var. Modern futbolda kanat futbolunun önemi artarken artık oyun da çok daha hızlı oynanıyor. Karşınızda sürekli kapanan bir takım varsa onun dengesini bozmak için hal space'i kullanmak kısaca sizi garanti sonucu ulaştıracaktır. Evet sevgili izleyenler bu çok karıştırılan terimleri sizlere aktardık. Bir sonraki nedir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.